Carlos hakkında yolsuzluk iddiaları çıkması üzerine ülkeden ayrılma kararı aldı. Carlos Franco'nun ardından ülkenin demokrasiye geçişini başlatan lider olarak tanınıyordu. Tüm ayrıntılara şimdi Carlos'la ilişkili olarak göz atalım. Mevcut İspanya Kralı 6. Felipe'nin babası, demokrasiyi getiren lider olarak tanınan eski kral Juan Carlos, ülkesinden ayrılacağını açıkladı. Kararın nedeni hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları. İspanya Kraliyet ailesinin açıklamasıyla duyuruldu karar. Carlos'un İspanya'dan ayrılma isteğine ilişkin oğluna mektup yazdığı belirtildi. Eski kral o mektupta hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili gerekirse ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Kral Felipe ise kararı sevgi ve saygıyla karşıladı. CNN'e göre Carlos İspanya'dan çoktan ayrıldı. Ancak nereye gittiği belirtilmedi. Eski kral Juan Carlos, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanıyordu. Bu iddialar üzerine kralın devletten aldığı yaklaşık yıllık 199 bin euroluk maaş kesilmişti. İddialara göre 82 yaşındaki Kral Carlos, tren projesinden aldığı komisyonun 65 milyon eurosunu arkadaşına bağışladı. Parayı Panamalı bir vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba gönderdi. İsviçre'de gündeme gelen bu bilgiler üzerine İspanyol mahkemesinde de soruşturma başlatıldı. Kral Carlos, İspanya kraliyet ailesinde adı yolsuzluğa karışan ilk isim değil. Kral 6. Felipe'nin eniştesi de vergi kaçırmak ve mali usulsüzlük suçlamalarıyla 2018'de yaklaşık 5 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti. Juan Carlos, İspanya'da 39 yıl devlet başkanlığı yaptı. Diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan lider olarak tanınıyordu.